NATO zirvesi Madrid'de. Bunun için Madrid'e gitti. Dörtlü bir zirve gerçekleştirildi. Bu zirveden de bir mutabakat çıktı. Burada belki en somut olarak hani şunu söyleyebiliriz. Ambargonun kaldırılması konusunda evet İsveç ve Finlandiya'nın ifadeleri var. Ama onun dışında mesela PKK, PYD ile ilgili, PYD, YPG ile ilgili bir terör örgütü denilmiyor. FETÖ konusunda bir terör örgütü olduğu ifadesine yer verilmiyor. Türkiye'nin tanımlamasının bu olduğu notu düşülüyor belki ama onun dışında başka bir hani kazanım olarak ifade edilebilecek bir şey var mı? Soru işareti işte bu. Bu konuyla ilgili mesela Cumhur İttifakı'nın ortağı Vatan Partisi Doğu Perinçek kızdı. Erdoğan hükümeti hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu desek geri sevgili izleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri'ne Erdoğan hükümeti boyun eğmiştir diyor. Muhalefet de bu mutabakat metnini bir taviz olarak yorumluyor. NATO bir güvenlik örgütü. Türkiye pek çok terör örgütüyle mücadele ediyor. Bir yandan NATO üyesiyiz. NATO'nun güvenliği kendi üyelerinin güvenliğini sağlamakla ancak temin edilebilir. Finlandiya ile İsveç PKK'ya destek oluyorlar. Bu destekten vazgeçsinler. Biz de onların NATO'ya girmelerine evet diyelim. Bu mevzi yanlış. Doğru mevzi şu. NATO'nun doğuya, batıya, kuzeye, güneye doğru genişlemesine karşıyız. Neden? Çünkü NATO Türkiye için tehdit. Ankara'nın İsveç ve Finlandiya ile imza attığı NATO mutabakatı AKP ile Cumhur İttifakı'nın ortağı Vatan Partisi'ni karşı karşıya getirdi. Doğu Perinçek, Erdoğan hükümeti hakkında zehir zemberek açıklamalar yaptı. Yani tükürdüğünü yalamış oldu maalesef bizim yönetimimiz. Rusya izliyor, Çin izliyor, dünya izliyor, Azerbaycan izliyor. Peki bu Türkiye'ye şimdi kim güvenecek? Bizim aleyhimize yapılan bu terör faaliyetlerini sizin desteklemeniz bu çatının doğurduğu hukuka aykırıdır diye her defasında ifade ettik. Onlar dinlediler, gereğini yapacağız dediler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya ve Çin yanlısı söylemleriyle biliniyor. Perinçek son yıllarda AKP ve MHP'nin öncülüğünde kurulan Cumhur İttifakı'na verdiği destekle öne çıktı. Hatta öyle ki bir zamanlar çok sert eleştirdiği Erdoğan için bizim mevzimize gelmesinden sevinç duyuyoruz açıklamasını yaptı. Ben Tayyip Erdoğan'a güveniyorum ve bu doğru çıkacak. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya liderleriyle gerçekleştirdiği NATO zirvesi Perinçek'i kızdırdı. İki ülkeye NATO'nun kapısını açan mutabakat sonrası Perinçek'ten hükümete sert eleştiriler geldi. Bir de Finlandiya'yı ve İsveç'i Türkiye'nin başına NATO'da bela olarak kabul etmek, bunun Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hangi tarafı var? Bu kararı Vatan Partisi olarak buradan protesto ediyoruz. Amerika Türkiye'yi tehdit etti. Tayyip Erdoğan hükümeti Amerika'ya boyun eğdi. Haber bu. Bunların bu terör örgütlerine karşı bakışlarında ilk defa bir değişiklik olduğunu gösteriyor. Bu değişen makasın kapanmaması ve aynı şekilde devam etmesi Türkiye'nin arzusudur. Madrid'de imzalanan mutabakat muhalefetin de gündemindeydi. İyi Parti lideri Meral Akşener mutabakatı taviz olarak yorumladı. PKK'nın İsveç ve Finlandiya tarafından terör örgütü olarak tanımlanması yeni bir durum değil. Önemli olan PKK'nın bu iki ülkedeki varlığına son verecek somut eylemlerinin görülmesiydi. Dolayısıyla iktidarın İsveç ve Finlandiya nezdinde herhangi bir somut gelişme olmaksızın attığı bu imza maalesef ülkemizin çıkarlarıyla bağdaşmayan bir tavizdir. Akşener'e göre mutabakat metni her ne kadar PKK'yı yasaklı bir terör örgütü olarak tanımlasa da aynı durum YPG ve PYD için geçerli olmadı. Mutabakat metninin 5. paragrafı PKK'yı terör örgütü olarak görürken YPG ve PYD Türkiye'ye yönelik ulusal çıkar tehdidi olarak tanımlanıyor. Üstelik İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine yapılan finansal yardımları ve militan katılımlarını denetleme sözünü verirken yine 5. paragrafa işaret ediliyor. PYD ve YPG bunun dışında tutuluyor. Üst perdeden atılan kürsü nutukları, diskurları her zaman olduğu gibi yine müzakere masasında verilen tavizlerle taçlandırılmış gibi gözüküyor.